Resmim neredeyse bitti. Kalemim kırıldı. Belki yalasam? İşe yaramadı. Bu çok sinir bozucu. Aptal kalem, resmimi bitirmek istiyorum. Dikkat et tatlım. Pembeyi deneyeyim bari. Bu da çizmiyor. Ah, az kaldı çarpıyordu. Yeter ama. Ne oldu? Resmimi bitiremiyorum. Kalemlerim çizmiyor. Ah, bu gerçekten de bir sorun. Acaba bir şey yapabilir miyim? Buldum. Annen her şeyi düzeltecek. Çabuk ol. Bir ıslak mendil al ve katla. Sonra mendili bir parça yapışkan bantın ucuna yerleştir. Mendilin üstüne de bir pamuklu çubuk koy. Sonra da rulo yap. Çubuğun pamuklu uçları dışarıda olmalı. Banda kadar sar ve kes. Şimdi çubuğun pamuklu kısmına renkli mürekkep damlat. Islak mendil mürekkebi emecek. İşte çabuk ve kolay bir kalem. Al tatlım. Vay canına, tekrar resim yapabiliyorum. Sağ ol anne, bu harika. Güneşte çizeceğim. Oh, bu harika canım. Bu çok eğlenceli. Renne renne. Aha, o da darmadağınık. Selam anne. Biliyorum. Gitmem gerek ve ben gelene kadar ortalığı toplamanı istiyorum. Ama peki ama. Bu dünyanın en güzel kulesi. Olamaz, annem döndü. Aa, bir şey yapmam gerek hemen. Bu elektrikli süpürge işime yarar. Açıyorum mı? Bir dakika, bu işe yarayabilir. Çorabı elektrikli süpürgenin ağzına geçiriyorum. Sonra bütün legoları çekiyorum. Yani hemen hepsini topluyorum. Hem de kaybetmiyorum. Tek yapmam gereken çorabı çıkarmak. Amma da fazlaymış. Ah, bunu saklamalıyım. Hmm, harika iş çıkarmışsın. Ha, bu mu? Evet. Bir at pişirmalığı hak ediyorsun. Teşekkürler. Oyun oynamak istiyorum. Aa, yavaş ol. İşte bunu al. Bu artık hoşuma gitmiyor. Sana dur dedim. Bir dakika. Şu robotla oyna. Aa, bunu istiyorum. İyi eğlenceler. Oo, bu çok havalı. Artık tırnaklarımı yapabilirim. Çok sıkıcı. Benimle oyna. Niye hep böyle oluyor? Buldum. Şu gevrek pufları kullanabilirim. Bunları suya batır. Sonra birbirine yapıştır. Sanki tuğla gibi oldular. Tuğlalara bayılırım. Şu kaseyi alayım. Ah, bu onu bir süre oyalar. Böyle daha iyi. Dinleneyim. Aha, bu da ne? Kandırdım. Ay, ne ciciymiş bebeğim. Biberon zamanı. Hayır, istemem. Ah, peki, bana daha fazla kalır o zaman. Leziz bir yoğurda ne dersin? Hmm, nefis ve kremamsı. Al tatlım, dene hadi. Hayır. Ama bir şey yemen lazım. Bir dakika, sanırım ne yapacağımı buldum. Yoğurt kabını alıyorum. Ve gıda boyası ekliyorum. Şimdi iyice bir karıştırıyorum. Ne canlı bir renk. Bu kadarı yeterli. Şuna bak canım. Vay canına, masmavi. Ver. Hepsini bitir prensesim. Hmm, çok leziz. Ah, minik kızım büyüyormuş. Şu güzel yüzünü de temizleyelim. Şuraya atlamışım. Gitme vakti tatlım. Annenin gidip kötü adamları durdurması gerekiyor.
Oyuncağı bırak, ceketini giymelisin. Sağ ol anne. Kocaman kız oldun. Hem de ağır. Biri yemek yemeyi seviyor galiba. Bu çok eğlenceli bir oyun anne. Ay, fıtık oldum sanırım. Pekala, çizmelerini giy. Cheryl, gel buraya. Şunun yürümesine bak, ne tatlı. Onu kelepçelesem mi, ne yapsam? Yok, ben öyle kötü bir anne değilim. Ama aslında... Eller yukarı! Ben masumum, hiç yanlış yapmadım. Aa, tabii, bunu daha önce de duymuştum. Aynen hapse gidiyorsun. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şu el baskılarına ihtiyacım var. Onları daire şeklinde kesiyorum. Sonra da duvara yapıştırıyorum. Hey anne, hadi bir oyun oynayalım. Ne dersin, ellerini duvara koyabilir misin? Ah, peki. Bu kolaydı anne. Bak yapıyorum. Şimdi ne olacak anne? Orada dur canım. Öyle çok iyi yapıyorsun. Evet, başardın. Sen kazandın. Öyle mi? Evet. Pekala, şimdi hadi gidelim. Pekala tatlım, işte fırçan ve boyaların. İyi eğlenceler. Ah, olamaz. Ne yaptın sen? Ben de işlemem baba, ben. Annen çok kızacak. Ama belki de boş bir kağıt al. Üzerine biraz boya sür. Biraz da kırmızı. Boyayı küçük daireler halinde yay. Sonra kağıdı plastik bir poşete koy. Tatlım, bak bende ne var. Aa, baba, buna bayıldım. Hey, boyaya bak. Her yere yayılıyor. Ama ortalık batmıyor. Bu çalışmıyor. Biraz daha sert üfle canım. Böyle mi anne? Ay, kitabım. Sırılsıklam oldu. Uslu uslu oyna tatlım. Ama anne, baloncuklar çıkmıyor. Ah, bu sabah duş yapmıştım zaten. Ay, pardon anne. Oh, o da çocuk. Derin nefes al, sorun yok. Bu oyuncağı sevmiyorum. Ay, ne yapacağımı buldum. Hemen ilgileneceğim. Ne çok baloncuk aleti var. İşte bana gereken bu. Harika görünüyor. Bak annende ne var? Oo, anne, bu bir domuzcuk. Hem de baloncuk yapıyor. Yok artık. Aa, çok heyecanlandım. Onunla oynasana. Bu müthiş. Oo, çok eğlenceli. Biz sonsuza kadar en iyi arkadaşlar olacağız. Teşekkürler anne. Rica ederim canım. Artık kitabımı okuyabilirim. Amanın, burada ne patlamış böyle? Tam süper annelik bir iş gibi görünüyor. Burayı çabucak pırıl pırıl yapacağım. Kirli bebek bezleri ha? Görüşürüz. Akıllı bir anneyle kimse başa çıkamaz. Ay, bunları ne kadar da severdin. Artık başka birinin onların keyfini sürme zamanı. Benim için biraz fazla tatlı kokuyor. Oo. Kalemim, ben sana ne yaptım? Şunu birazcık açayım. Şu havalı şeye bak, sanki küçük bir yay gibi. Anne, şuna bak. Aa, çok havalıymış. Bir dakika, bir sürü kalemim var. Bu harika olacak. Şunlara bak. Gökkuşağının bütün renkleri burada. Ve daha da fazlası için hazırım. Of anne. Kalemin mi kalmadı canım? Dur bir dakika. Çözüm gözümüzün önündeymiş. Şu ışıkları kutuya koyuyorum. Güzel değil mi? Şimdi üstünü streçle kapla. Kenarlarını sıkıca sar. Bak nasıl yaptım. Şimdi sıra gerçek sihirde. Bütün yüzeye şeker dök. Böyle görünene kadar devam et. Sonra odanın ışıklarını söndür.
Parmaklarınla havalı desenler yap. Tatlım, gelsene be. Ha? Vay canına, bu gerçekten çok havalı. İstediğini çizebilirsin. O zaman en sevdiğim hayvanı çizmeyi deneyeceğim. Bunu beğeneceğini tahmin etmiştim. Ah, hepsi hazır. Saçımı tarar mısın? Öğle yemeği için neler hazırladın? Hamburger mi? Bu elmalar çürümüş neredeyse anne. Aptal plastik kap. Dur bir dakika. Bu lastikler saçı tutmaktan daha fazla işe yarar. Artık kararmış elmalara son. İzle de öğren. Önce doğramak gerekiyor. Bak işte böyle. Ama daha işim bitmedi. Lastiği üstüne geçiriyoruz. Evet, bunu ben yaptım. Betty tatlım, sana yepyeni elma dilimleri hazırladım. Hadi pikniğe gidelim. Harika bir yer bulduk. Biraz elma yiyebilirim anne. Taptaze bir tane geliyor. Şimdi bakalım nasıllar. Bunların tazeliği yeterli mi? Vay canına, şimdi mi kestin? Kimse elmayı senin gibi doğrayamaz anne. Ben de bir tane alayım. Ortalıkta kimse olmadığına göre gizli atıştırmalarımı yiyebilirim. Bu çok iyi gelecek. Hey Snickers mı? Bana da biraz verir misin? O diş telleriyle yiyemezsin. Ah tamam peki ama dişlerine dikkat et. Gitti mi? Güzel. Tuzak çikolata işe yaradı. Şimdi sıra gerçek çikolata ziyafetinde. Anne, başka çikolataların da varmış. Nesin sen, çikolata dedektifi mi? İşte al. Beni burada bulamayacağına eminim. Anne, çikolata bekle. Neden kaçıyorsun? Hadi ama çikolatanı benimle paylaş anne. Tamam, sanırım izimi kaybettirdim. Olamaz, sinsi sinsi yaklaşıyor. Nasıl da hızlı. Nihayet ondan kurtuldum. Şaka mı bu? Sadece rüyaymış. Daha çok bir kabustu. Ya hala bir yerlerde saklanıyorsa? Saçmalama, yatağında mışıl mışıl uyuyor. Hafif bir gece yarısı atıştırmalı. Marul. Ondan da bir yaprak alayım. Şimdi akıllıca davranmalıyım. İşte artık çikolatayı göremeyecek bile. Acıktın mı? Al buyur. Marul mu? Onu istemiyorum. İşe yaradı. Nihayet çikolatamı yiyebileceğim. Bunu hak ettim. Anne bana bak anne. Bak anne bana bak. Anne anne anne. Beni izle anne. Annen telefonda konuşuyor. Biliyorum, ona gül verdiğine inanamıyorum. Dünyadaki herkesten daha yüksek sıçrayabilirim. Anne, sana nasıl sıçratacağım? Tatlım dur, kes şunu. Annen hala telefonda. Neyse, ne diyordum yapacağını hiç sanmıyordum. Hey, Skudur Havan Bey. Hayır. Havan Bey en iyi arkadaşım. Vay canına, her yere süt dökülmüş. Evet, döküldü. Hem de her yere. Şimdi bu pisliği temizlemek zorundayım. Hepsi sütle dolmuş. Aklıma iyi bir fikir geldi. Pekala, gıda boyalarımı aldım. Şimdi onları süte eklemeye başlıyorum. Yayılmaya başladı bile. Şimdi ortaya biraz kırmızı, sonra sarı ve yeşil. Sırada azıcık bulaşık sabunu var. Şu renklerin dönüşüne bir bak. Deterjanlı birkaç pamuk diski daha ekleyeceğim. Şimdi farklı noktalarda girdaplar oluştu. Vay canına, vay canına. Harika, renkler çok güzel. Tamam, şimdi annen telefonda konuşurken sen bunu seyret. Yine ben. Şimdi oyalanıyor. Gülere geri dönelim.
Bu alışveriş poşetlerin çok ağır. Sonunda eve vardım. Şimdi şunları yerleştireyim. Bu poşet boşaldı. Geri kalanı halledeyim. Yaşasın, annem alışverişe gitmiş. Atıştırmalıkları bulalım. Evet, kola. Cips de var. Tamam, sonraki poşet. Bunlar buraya ve şunlar da oraya. Sanki buzdolabında yer açılmış. Yine gitti. Biraz daha atıştırmalık bulayım. Bu kez daha da iyi. Çikolata. Çikolataya bayılırım. Tamam. Bu market macerasından sonra bir ödülü hak ettim. Ne? Onca yiyecek nereye gitti? Olamaz. Evimde küçük mutfak faaliyetleri istemiyorum. Yaşasın, yine gitti. Daha çok atıştırmalık. Tam da düşündüğüm gibi. Buzdolabından neden yiyecek alıyorsun? Tüh, elimden kaçtı. Gerçi bu bilekliğini geride bıraktı. Bu sorunu çözmek için ne yapacağımı biliyorum. Bu plastik kancaları yanlara tutturuyorum. Sonra diğeri de buraya. Lastik bileklik ikisinin arasında esneyecek. Buzdolabının kapısını kapalı tutacak. Sorun çözüldü. Yaşasın, atıştırmalık zamanı. Kapıyı açamıyorum. Bu haksızlık. Atıştırmalık alamıyorum. Resim yapmak çok eğlenceli. Düdük. Hey, kes şunu. Ne? Sadece arabamı sürüyorum. Ren ren. Mahvoldu. Babama söyleyeceğim. Aman ne güzel. İşte şimdi başım dertte. Hey çocuklar, her şey yolunda mı? Yine de işleri düzeltmek yaşlı babanıza düştü. Şansıma yanımda bu tişört var. İşte böyle daha iyi değil mi? Artık hep birlikte olabilirsiniz. Bu senin suçun. Arabamı sürmek ister misin? Hadi bu çok eğlenceli. Gerçekten eğlenceliymiş. Bu harika görünüyor ve çok da güzel kokuyor. Hey baba bak, uçuyorlar. Ne hayal gücü ama. Yemek neredeyse hazır. Al bakalım tatlım, babanın spesyalitesi. Bu da ne? Yulaf ezmesi. Ye ki büyüyüp göçlenesin. Ama en azından denemiş. Bunu yemem ama bir fikrim var. Gel buraya oğlum. Umarım açsındır. Sen de bir şey duydun mu? Yok, kulağım öyle gelmiş olmalı. Al bakalım, afiyet olsun. Şimdi oynayabilirim. Bu yulaf ezmesi de lezzetmiş. Nasıl yani, yulaf ezmen nerede? Deliriyorum galiba. Bebeğimin aç kalmasına izin veremem. Kasen nerede? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Pekala, al bakalım, sanırım biraz dinlenmeliyim. Nerede mi yulaf ezmesi? Umarım köpek sevmiştir. İşte ikinci porsiyon. Bu çok zekiceydi. Üzgünüm baba. İyi denemeydi. Ama üzgün olduğumu söyledim. Sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bunu ve bunu alayım. Oyuncaklarım. Dersini alman gerek. Ben bir dahiyim. Bütün olay bu vantuzlarda. Bir kase sıcak ve güzel yulaf ezmesi. Hadi şunu dene bakalım. Hepsi bitecek. Kase hiçbir yere gitmiyor. Teşekkürler. Bu niye yerinden kıpırdamıyor? Hadi seni. Hepsi bitecek dedim. Bu haksızlık. Sana bu lazım. Uçak geliyor. Ne yakışıklı oldun. Biraz saçını düzelteyim. İşte. Şimdi yemek yiyelim mi? Peçeteyi unutmayalım. Gömleğin lekelenmesin. Anne şimdi dönecek. Peki anne. Nutella. Biraz tatsam mı acaba? Evet, kesinlikle tatmalıyım. Annem meşgul. İşte bana fırsat. Çok lezzetlidir eminim.
Pekala tatlım, öğle yemeği hazır. Paris! Ah, hiç pişman değilim. Sen çok kirlenmişsin. Bırak o kaşığı. Buna inanamıyorum. Temizlenmemiz gerek. Kıpırdama, berbat haldesin. İşte. Teşekkürler anne. Of, bütün elim çikolata oldu. Annenin ellerini yıkaması lazım. Ah şu çocuklar. Ama canı sağ olsun. Bir dakika, bu aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. İşe koyulsam iyi olur. Nihayet temizlendim. Oo, daha da Nutella varmış. Hayırdır, onun yerine bunu dene. Şişenin pompasına basınca Nutella çıkıyor. Hem de ortalık kirlenmiyor. Vay canına, bu çok zekice. Teşekkürler anne. Oğlum için her şeyi yaparım. Benim tatlı oluşum. Yok, sağ ol canım. Temiz biberonumuz hazır. Şimdi sıra bebek mamasında. Acaba ne kadar koymam gerekiyor? Neyse. 100 kararı döksem yeterli olacaktır. Olamaz. Her yeri dağıtmışım. Pekala. Bu sefer ölçek kullanacağım. Bir ölçek aldım. Dikkatli olmalıyım. Dikkatlice. Çok fazla almışım. Fazlasını üflesem iyi olacak. Uf uf. Of, her yer toz oldu. Pekala. Üçüncü de olur artık. Fazlasını masaya sürerek dökebilirim. Olamaz. Bu da ne böyle? Ne kadar zor bir işmiş. Başarabilirim. Titremeyi bırak. Ellerim neden bu kadar çok titriyor? Aman tanrım. Şu dağınıklığa bak. Bak şimdi sana bir tüyo göstereceğim. Önce bıçağı almalısın. Sonra kutunun üzerine bir kesik atmalısın. Sonra da folyonun yarısını çıkarmalısın. Kaşığı mama doldurduktan sonra kapağı kullanmayı unutma. Bu kadar. Çok kolay. Şimdi sen de dene bakalım. Vay canına. Hem de hiçbir yere dökülmüyor. Şimdi mama çalkalama zamanı. Neyse, sonuçta beslenmen lazım. Sonra küçük Tay eve doğru koşmaya başlamış. Yaşasın, bu hikayeyi çok seviyorum. Eve vardığında ahıra girmiş ve güzel bir uykuya dalmış. Şimdi de senin uykuya dalma vaktin. Ama uyumak istemiyorum. Karanlık çok korkutucu. Olamaz, gölge canavarı. Aman tanrım, ne oldu? Orada bir gölge canavarı var. Anladım. Sen merak etme, aklıma bir fikir geldi. Bak, bu annenin özel canavar kovucu spreyi. Yapması da çok kolay. Sadece bir sprey şişesi, keçeli kalem ve eğlenceli şeyler kullandım. Keçeli kalemle şişenin üstüne yazıyı yazdım. Böylece çok gerçekçi göründü. Kelimeleri yazmak hiç uzun sürmedi. Harflerden birinin yerine oynar göz koydum. Çok güzel görünüyordu. Yine de bir şeyler eksikti. Altın yaldızlı yıldızlar. Son olarak içini musluk suyuyla doldurdum. Harika bir çözüm oldu. Ve işte karşında canavar kovucu sprey. Canavar kovucu mu? Canavarları kovuyor mu? Evet, iyi geceler. Al bakalım, al bunu da al seni canavar. Ah, artık canavarlar düşünsün. Bu da ne? Canavar! Spreyim var, git buradan. Tatlım dur, ben geldim. Anne? Affedersin. Sorun yok tatlım, merak etme. Kendini güvende hissettiğin için mutluyum. Wow!
Çok güzel tatlım. Oynamaya devam et. Jelibon ayıcıkları da çok seviyorum. Sakız gibiler. Aaa, Poppit'im elinde anne. Sorun değil. Git. Oynamak için bir tane daha al. Harika. Yemeğimi yeme vakti. Aa, kim arıyor acaba? Hey, nasılsın? Son bölümü izledin mi? Biliyorum, ben de onu seçtiğine inanamadım. Ay, yemeğimi tekrar ısıtmam gerek. Tabağı mikrodalgaya atayım. Biliyorum, gelecek haftaki bölümde çok daha iyi olacağı benziyor. Anne, jelibon ayıcıklarım nerede? Senin berbat yemeğinden yemek istemiyorum. Hayır, 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 olamaz. Yanlış tabağı mikrodalgaya atmışım. Jelibon ayıcıklarım. Ah, olamaz, tamamen erimişler. Yapış yapış bir sıvı olmuş. Onları mahvetmişsin, jelibonlarım. Bir dakika, sanırım bu durumu nasıl kurtaracağımı biliyorum. Tabağı masaya koyup erimiş jelibona çubukları ekliyorum. Çepeçevre birkaç tane koyuyorum. Şimdi onlara şekil verip kurumaya bırakıyorum. Harika oldu. Tatlım, ağlamayı bırak da bunları al. Ah, vay canına, bir lollipop. Tadı da en sevdiğim jelibonlar gibi. Teşekkürler anne, sen harikasın. Vay, hey Snuggy Bug. Evet evet, güzelmiş ama şu anda bir şey okuyorum. Vay canına, buna ne diyorsun? Bak, beni rahatsız etmeye keser misin? Sana okuduğumu söylemiştim. Aman tanrım. Jöl ayıcıklarla ne yapıyor? Ayıcıkları eritti. Şimdi de içine çilek mi sokacak? Yok artık. Çileğin üstünü erimiş jöleyle kapladı. İnanılmaz. Bu aklıma müthiş bir fikir getirdi. Bende bir kavanoz dolusu jöle şekerleme var. Eminim bunu ben de yapabilirim. Hadi girin içine bakalım şekerlemeler. Şimdi mikrodalga zamanı. Şimdi erimeleri için beklemem gerek. Harika oldu işte. Bayağı heyecanlandım. Pekala, bana biraz çilek lazım. Ve başka bir meyve daha. Ama yemek çubuklarını da unutmamam lazım. Bu çok önemli. Çileklere çubukları geçirdim. Bir deneyelim. Oo, bak erimiş şekerlemenin içine nasıl batıyor. Bir çevirip üstü iyice kaplanmış mı bakayım. Hatta bunu üstüne süs şekeri serpiştirerek daha da canlandırabilirim. Süs şekerleri her şeyi daha güzelleştirir. Yapış yapış haldeki çileği çevirip üstünü iyice kaplayayım. Ah yok artık, resmen uyuyakalmış. Şimdi bundan biraz daha yapayım. Bu sefer farklı meyvelerle ama. Dönün bakalım iyice içinde. Erimiş jöle çileğin deliklerinden giriyor ve üzüm de pırıl pırıl oldu. Tabii buna da süs şekeri serpiştiriyoruz. Bu minik kalpler çok şirin. İşte oldu. Bütün bir kase doldu. Pekala. Elimi hafifçe çırparak onu uykudan uyandırıyorum. Hafifçe dedim ama... Ha, ışıklara ne oldu? Çok güzel. Tada, sana romantik bir şey hazırladım. Hadi al birini. Bu muhteşem bir şey. Birini elinden yer misin? Çok lezzetli. Bu da senin için. Oo, vay canına. Bu inanılmaz bir şey olmuş ve çok romantik. Hayatım. Hayatım. Sen iyi misin? Tamam. Tamam, iyiyim. Oh, iyi bari. Daha ister misin? Hayır mı? Peki. Bu gülü güzel mi sulayayım? Ama biraz fazla mı sade ne? Merhaba canım. Sana taze çiçekler getirdim. Aman tanrım, ne harika bir sürpriz. Çok güzeller ve harika kokuyorlar. Şimdi telefonumu al ve benim bir fotoğrafımı çek. Tamam, hazır mısın? Gülümse. Şimdi şöyle çek. Teşekkür ederim, bu kadar yeter. Şimdi bunları bir vazoya koyacağım. Telefonumu geri alayım. Aa, telefonum. Olamaz. Hayır. Bir kırılma sesi duydum. Değerli telefonum. Şimdi ben ne yapacağım?
Oo, fena olmuş gerçekten. Bence hiç bakmasan daha iyi. Amanın, bu düşündüğünden çok daha kötü. Belki bir bantla tamir edebiliriz. Şaka mı bu? Peki bu çekici ne dersin? Tabii tabii haklısın. Oo, ne aptalım. Kendi telefonumu kullanacağım. Pekala, şimdi muhtemel çözümler için videolar izlerim. Bir dakika, bu diş macunu mu? Bunu ekranın tamamına sürdüklerine inanamıyorum. Ve iyice yediriyorlar. Bunu neden yapıyorlar ki? Neyse ki şimdi temizliyorlar. Bir dakika, nasıl yani? Çatlaklar tamamen yok oldu. Senin parçalanan telefonunla da bunu deneyebiliriz. Bir tüp diş macunum var ve artık denemeye hazırız. Aynen videodaki gibi macunu bütün ekrana yayacağım. Tamam, bunun yeterli olması lazım. Bende de macunu silmek için bir peçete var. Ay, macun ekrana yapışıyor. Sanırım işe yaramıyor. Of, ne vakit kaybı ama. Zavallı telefonum. Tüh ya. Ama bir dakika. Tatlım, burnunda bir şey var. Tam burada. Of, sen yok musun sen? Her zaman ruh haline iyi gelecek bir şeyler bulursun.